Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir kargo kutu açımı, paket açımına hoş geldiniz. Çok kısa bir süre önce yaptığım alışverişleri sıcağı sıcağına sizlere açmak istiyorum. Nike'den gelen bir kargom var. Ciddi hızlı geldi. Hiç bu kadar hızlı gelmesini beklemiyordum. Tek bir ayakkabı olunca böyle ayakkabı kutusu gibi geliyor. Bir de Nike Factory Store'dan Bolu'da yapmış olduğum minik bir alışveriş var. Bunu da sizlerle birlikte açmak istiyorum. Hemen bununla başlayalım. Factory Store'lar biliyorsunuz Ankara'da 2 taneydi, 1'e düştü. Bu bizim için kötü oldu. Bir de Bolu'da var arkadaşlar. Ankara İstanbul yolu üzerinde. Ve biliyorsunuz ben buraya sürekli gidiyorum. Videolarını da yapıyorum. Geçen bununla alakalı shorts yaptım. YouTube shorts. Bu arada hani bu kanalı izliyorsanız mutlaka shorts videolarına da bakın. Keyifli, eğlenceli oluyor. Bir dakika zaten videolar. Instagram reels'larına benziyor. Orada sizlere ufak tanıtımlar yapmıştım. Aslında alasım gelen çok şey vardı. O mağaza vlogına bakarsanız videosuna, shorts videosuna. Bir sürü güzel ayakkabılar da vardı. Ama şöyle bir short almak istedim arkadaşlar. Asker desenli Kaymo diye geçiyor. Bende bunun her desenlisi vardı. Bu sarı tırak olanı yoktu. Açıkçası nasıl olur, nasıl güzel midir bilmiyorum. Direkt mağazada denemeden aldım ve çıktım. Şimdi şurası hoşuma gitmedi şurayı şimdi görünce. Daha uzun gelip normal olsa daha mı iyi olurdu. Şortlar çok güzeldi bu arada arkadaşlar mağazada. Yani 4-5 tane alasım geldi. Bir de fiyatlar 500, 450, 500. İşte bu 650 mesela en pahalısıydı. Genelde fiyatlar böyle olunca güzeldi. Geçen Nike'den aldığım 1000 lira. Almak istediklerim 1200-1300 lira oluyor genelde internetten almak istediklerim. Ama burada fiyatlar bir tık daha uygundu. Bir de yaz geliyor arkadaşlar. Çok efil efil bakarsanız hafif böyle crossfit ürünlerine de benziyor. Bilmiyorum çok hoşuma gitti. Yazın efil efil. Yani uzunluğu fena değil yani. Çok uzun da değildir. Çok kısa da değildir. Ben zaten taytlarla giyiyorum. Sanki yukarı çekmen gerekir. O yüzden boyu kısalır gibi geldi bana. Bilemiyorum ben de açıkçası. Neyse değişik şeylerimiz var burada. Bir dahaki Bolu'ya giderken. Faturalarımız, şeylerimiz mevcut. Gider değiştiririz. Burada da değiştirebiliyorsunuz. Bütün Nike Factory Store'lardan değişim mümkün. Bir etiket koymuşlar. Bunu lütfen do not remove this label diye söylemiş. Özellikle bunu lütfen çıkartmayın. Ufak kondurmaları da her zaman seviyoruz. Beli meli. Hoş. Cepleri var. Evet çok efil efil ya tam yazlığım diye bağırıyor. Sizler de seviyor musunuz asker desenli bu tarz ürünleri? Ben çok seviyorum. Şeyi var herhalde. Ne? Bağcığı. Bağcığı bak fiyatını da göstereyim. Gerçi 700'den 650'ye düşmüş. Çok da düşmemiş. İnternet sitesini kontrol etmek lazım. Nike.com'u kontrol etmek lazım. Orası da derya deniz olduğu için her zaman bulamıyorsun. Canlı canlı almanın tadı farklı oluyor. Evet dediğim gibi bu şekildeydi. Ne var ne yok diye merak ediyorsanız sıcağı sıcağına hemen o shorts videosuna da bir göz atabilirsiniz zaten bir dakika. Ve şimdi ikinciye geçelim. Nike.com'dan almış olduğum arkadaşlar indirimden almış olduğum bir ürün var. Hadi şurada Pull for Sport'u çekelim. Basket ayakkabısı mıydı? Basket ayakkabısı indirimden aldım. Çok değişik açıkçası bunu alırken de şaşırdığım bir ürün. Neden şaşırdığım hikayesini anlatacağım zaten sizlere. Ah böyle geldi bir de kutusu çok ilginç. Bu arada bunu da tekrar kullanmak üzere saklayabilirsiniz arkadaşlar. Yanında biliyorsunuz bir sonraki gönderim için yapışkanı mevcut. Diyelim bunu iade edeceksiniz veya bir ayakkabı sattınız, bir şey yaptınız. Ben o yüzden bunları mesela biriktiriyorum. Tek bir ayakkabılı kutu da güzel oluyor. Bazen işte yanına ekstra şeyler koyduğum zaman bu sefer kocaman bir kutu oluyor. Onu saklamak mantıksız ama bunları saklamak daha mantıklı geliyor bana. Evet, geri dönüşüm kutusu. Move to Zero biliyorsunuz birkaç defa bu kanalda açtık. Fakat dikkatinizi çekecektir. Kyrie Irving şeklinde aşağıda kısım var, imzası var ve logonun çevresinde Kyrie logoları var. Altta yine aynı şekilde Kyrie World logoları. Arkadaşlar biliyorsunuz Kyrie ile Nike işbirliği bitti. Hatta zamanında çok bahsettik bunlardan. İşte Yahudilerle alakalı, Yahudilere bir şey söyleyen bir belgeselin linkini paylaştı diye adamı aforoz ettiler. Neyse Kyrie Irving'in ipini çektiler. Nike'ın en çok satan, en beğenilen ayakkabı serilerinden bir tanesiydi. Hatta yerine biliyorsunuz Ja Morant geldi. O da bekleneni veremeyecek bence ayrı nokta. Sonra Nike bütün ayakkabıları kaldırdı arkadaşlar. Bu arada bu da Kyrie Flytrap'in yenisi. 6 yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Kyrie Flytrap 6. Ben almayı istiyordum işte 8 Infinity dediler, 8 geliyor dediler. Hikayeleri siz daha iyi biliyorsunuz. Sonra bütün siteden kaldırdılar ayakkabıları. Neyse Kyrie ile Nike işbirliği bitti, işte Kyrie Brooklyn'den ayrıldı falan filan. Hop tekrar ayakkabılar satışa sunuldu. Bu kadar oyunculuk da fazla geliyor bana arkadaşlar. Adamı gönderdiler ve tabii ki demek ki üretildi bunlar. Baya baya üretildi. Hala üretildiğini düşünmüyorum açıkçası. Sonra Kyrie 8'de satışa sunuldu. Kyrie Flytrap'in yeni renkleri de geliyor siteye. Hani işbirliğiniz bitmişti? Hani yok işte kınıyordunuz bilmem neydi belki satışları durdurmuştu. Belki şey mi acaba davalık oldular da kazandılar. Bilmiyorum yok öyle bir şey olsa kesin basına duyurulurdu. Yani şey biraz bunlar sakinledi mi? Hadi yapıştır tekrar ayakkabıları satalım. İşgüzarlık yani. Adamı niye madem böyle bir şey var satışa döneceksiniz. Kyrie ile işbirliğini sonlandırmadan tekrar çıkartın gibi. Üstüne çok konuştuk. Hadi şimdi ayakkabıya geçelim. Ama bizler de Kyrie fanları olarak bu ayakkabılara ulaşabildiğimiz için mutluyuz.
Bang bang. Uzun zamandır tipini en beğendiğim Flytrap oldu benim açıkçası. Diğerini de çıkartayım. Daha renkli bir tercih. Kutusuna çok şaşırdım ama. Kutusu hiç kayrı kutusu değil. Yani acaba böyle mi planlamışlardı yoksa sonradan mı bunu ürettiler bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bu biliyorsunuz bütçeli modelleri. Flytrap modelleri. Low modelleri var. Kyrie'nin gerçekten her serisi de çok beğenilerek tercih ediliyor. Burada ilk etapta benim gözümü yakalayan ve çok hoşuma giden şey şu alt tabanındaki kalınlık ve hafif bu mid tasarımı aklıma Kobe'yi getirdi. Kobe midler vardı ya, onu getiriyor. Bir tek beğenmediğim kısım da şu önden geçen bağcı ve şuranın bir düşük oluşu. Hmm. Belki ayağımı içine koyduğumuz zaman bu farklı bir his olacak. Ne kadar aldım arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorsam 1200 liraya aldım. Ciddi bence güzel bir rakam. 1800-1900'lerden bir anda indirim oldu. Belki Nike Tarih bir an önce bunları elden çıkartıp bitirmek de istiyor olabilir. Bu sayfayı tamamıyla kapatmak istiyor olabilir. Güzel renk. Siyah beyaz rengi daha geçen gün baktığım zaman yeni eklenmişti. Yani yeni yeni renkleri de var. Ve numaraları da ilginç bir şekilde bulunabilir halde. Flytrap'in. Gerçi Flytrap daha ucuz model olduğu için asıl 8 mesela bir günde, iki günde bitti. Biraz daha yavaş tükeniyor. Dizayn detayları olarak bakalım neler var. Önünde ve arkasındaki swoosh işaretleri. İkisi de birbirinden farklı. Dilde Kyrie logosu var. Dil oldukça bu arada kötü. Onun dışında şöyle... Güzel diyeceksin. Evet. Yani ucuz modellerde dil gerçekten kendini çok ele veriyor. Air Zoom yastıklamasını gösteriyor. Altını çevirdiğimiz zaman ciddi güçlü güzel bir yastıklama var. Bu arada dışarıda oynayabileceğinizi düşünüyorum bu ayakkabıyla. Bence kaçırmayın. 1200-1300 liralar ayağı şu sıralar. Düzgün ayakkabı yok. Kyrie logosu altta. Ayakkabının üstünde de fazla bir logolama yokmuş bu arada. Bakıyorum da. Aynen, çok sade, çok basit bir ayakkabı. Alt tabanı ciddi güçlü arkadaşlar. Bence iç sahada da dış sahada da güzel iş yapar. Yastıklama olarak genelde bunlar faylon köpükleri kullanıyorlar ama burası ciddi sert. Yani çok fazla bir yastıklama beklemiyorum. Ön ayakta Air Zoom yastıklaması fena olmayabilir. Üst kısım da gerçekten güzelmiş. Şu özellikle yan kısmını çok beğendim. Şurası biraz daha basit mesh dediğimiz delikli süngerimsi yapı. Ama ön kısımda da parmaklarınızı tutacak bir katman daha mevcut. Keyifli yani, bütçeli ayakkabılara nazaran güzel bir kalite yapmışlar. Özellikle şu dikişler çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Ayakkabıyı çevreleyen kısımda. Bağcıklarımız gayet normal, gayet sakin bağcıklar var. Bağcık deliklerimize bakıyorum. Onlar da yine ekstra kuvvetlendirilmiş katmanların arasından geçiyor. Siyah bağcık da dediğin gibi çok yakışabilir. Zaten bağcığınız varsa ki artık her yerden temin edebiliyorsunuz. Bazen çift bağcık gönderimi de yapılıyor bazı ayakkabılarda. Dolayısıyla dediğin gibi siyah bağcık hatta çok güzel olur. Bence buradan geçirmesek daha da güzel olur. Bence de. Direkt bağcığı buradan geçirebiliriz çözüp. Ama istiyorsan buradan da geçir diye koymuşlar. Biri orada üçgen oluşturmuşlar. Dilimiz, dil yapımız yine içeride birleşiyor. Şuradan bakarsanız ayağımızı tutacak. Bu güzel bir şey. Bazı pahalı ayakkabılarda bunu yapmıyorlar. Dil bu sefer kafayı yiyor. Ayağınız girip çıkarken ayakkabıya. Gerçekten sinir bozucu. Tabanında hiçbir şey yok. Yani ucuz modellere böyle ekstra kötü davranıyorlar ya. Hani materyallerin kalitesi güzel. İşte görüntüsü güzel. Buna niye böyle davranıyorsun? Yani sanki itilmiş gibi oraya bir baskılama yapmak, bir şey üstüne belki print etmek pahalı bir şey. Zannetmiyorum yani. Şuna bir tane bir şey basmak zor olmasa gerek. Yani ama olmaması da iyi bence. Sonra erip gidiyor bir iki. He, o da doğru, o da doğru. Genel itibariyle benim hoşuma gitti. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ben de beğendim. Değil yani mi? Bu rengi gösterdiğini hatırlıyorum ama pek beğenmemiştim ama gelince farklı güzel geldi. Farklı renkler hoşuma gidiyor benim artık. Hep stabil aynı renkler alasım gelmiyor. Şimdi bunu bir giyelim bakalım neymiş ne değilmiş, ayağımızda nasıl hissedeceğiz. Bu arada arkadaşlar şöyle baktığım zaman yine Kyrie'nin artık bu karakteristik yapısı oldu. Yukarı doğru da biraz da olsa çıkıntılandırma mevcut oluyor. Hani hatırlarsanız 3'lerde 4'lerde tabi buraya yukarılara kadar altyapısı gelirdi. Onun dışında bu orta tabandaki desenlendirmeler de çok hoş. Belki bunu böyle tüm ayakkabıda çevreleselerdi daha bile güzel olurdu. Yani bu kısmı ben kullanmak istiyorum. Orta kısım, ölü bir kısım. Burayı böyle bir desenlendir, bir girintili çıkıntılı yap değil mi? Daha hoş gözüküyor, daha güzel gözüküyor. Bir de... Şurada da bir işaret var. Sonra. Bunlar işte bu Move to Zero işareti. Bak mesela kutunun üstünde de. Şurada da mevcut. Yani Move to Zero'da şu, sıfır atığa doğru hareket. İşte sıfır karbon emission deniyor. Karbon salınımı. İşte su ayak izi, karbon ayak izi. Bunlar yeni yeni çıkan, artık hani modern dünyada şirketlerin dikkat etmesi gereken bazı standartlar. Benim de yaptığım işte hafifte temas eden bir durum bu. O yüzden de bildiğim şeyler. Evet, hadi bakalım ayağımıza giyelim. Nasılmış? Sonrasında fikirlerimizi beyan edelim. Evet, bakalım. Ayağımıza giyelim. Çok fit. 45 numara aldım arkadaşlar. Bayağı bir anda şey oldu.
Kayriler zaten genelde biliyorsunuz bir tık daha dar oluyor. Oo, hani 45,5 alabilirmişim şu anda, onu düşündüm. Zaten ben biraz küçük geldi gözüme diyecektim sana. Bir de şey, sevmediğim bir nokta şu oluyor arkadaşlar. Şurası mesela çok düz geliyor. Yani bir tık daha şunu yukarıdan şöyle yapsalardı. En azından parmakları tombiş olan benim gibi arkadaşlar varsa. Benim de gerçi çok tombiş değil ama daha rahatlığı seviyorum. Yani normal ayağım 45 numara işte, öyle düşünürsen. Ama parmaklar yukarı doğru kimisinin daha şişman olabiliyor mesela. Biraz da kiloyla da alakalı olabilir bu. O tarz oyuncular için bu kayriler genelde hep zaten oldum olası sıkıydı yani, bayağı sertti. 45,5 numarada hani zaten diyelim numaranız kalmamış. Zaten 45'e kayriyle sen başladın. Olabilir. Olabilir. Genelde 44,5 yiyordum değil mi? Özlemişim ama bu kayrilerdeki his de hiçbir ayakkabıda yok biliyor musun? Öyle bir ayağını sarıyor, öyle bir kuvvetli hissettiriyor ki. Şimdi birçok ayakkabı deniyorum arkadaşlar. Hepsinin hissi birbirinden oldukça ayrı. Kayriler hep böyle çok güçlü ve ayağınızı zırh gibi sarıyor gibi hissettiriyor. Çok güzel bir ayakkabı. Çok beğendim. Evet, değil mi? Gerçekten yakıştı da sanki. Çok yakıştı, evet. Zaten mid tasarımları da keyifli oluyor. Benim de sevdiğim tasarımlardan. Arkadaşlar, gerçekten ya, fiyat performans harika. Evet, bence de öyle olacak. Yalnız yastıklamasını pek hissedemedim. Biraz belki oynadıkça daha çok yumuşayabilir. Çünkü baktığım zaman bayağı sertti. Yastıklaması çok hissedilebilir gibi değil. Şimdi görüntüsü ciddi güzel herhalde değil mi? Evet, çok hoş. Keyifli. Arkadaşlar, detaylı performans incelemesini çok kısa sürede yapmak istiyorum. Bunun için de takipte kalmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olup o zil işaretine de basın ki ben her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelsin. Ayrıca shorts videolarını da kaçırmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dersi bugünlük. Out.